Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde parçalı fonksiyonları ve fonksiyonlarda dört işlem konularını işleyeceğiz. Bugünkü dersimizde neler öğreneceğiz? Parçalı fonksiyonun tanımı, fonksiyonlarda toplama ve fonksiyonlarda çıkarma. Parçalı fonksiyon Tanım kümesinin alt aralıklarında farklı bir kuralla ifade edilebilen fonksiyonlara parçalı fonksiyon denir. Diğer bir deyişle alt aralıklar farklı fonksiyonlarla ifade edilebiliyorsa biz buna parçalı fonksiyon deriz. fx fonksiyonu eğer x a'ya küçük eşitse gx fonksiyonu ile ifade edilir x a ile b arasındayken hx fonksiyonu ile ifade edilir ve x b'den büyük eşit iken kx fonksiyonu ile ifade edilirse fx bir parçalı fonksiyon olur. Burada a ve b bizim sınırlarımızı belirleyen noktalardır ve biz bu noktalara kritik noktalar adını veririz. Örneğin g, R'de tanımlanan bir fonksiyon için, g(x), x küçük eşittir 2 iken x eksi 2, x 2'den büyük 4'e küçük eşitken x kare ve x 4'ten büyükken 3'e eşit ise, bu g(x) bir parçalı fonksiyondur. Şimdi verdiğimiz örneğe göre, g1 artı g3 artı g6 toplamını birlikte bulalım. Öncelikle g1 için 1, 2'den küçük olduğu için ilk fonksiyonumuzu ele alacağız. Yani x eksi 2'yi 1 eksi 2'den g1'i eksi 1 olarak buluruz. g3 için 3, 2'den büyük olduğundan x kare fonksiyonunu ele alacağız. 3'ün karesinden g3'ü 9 olarak buluruz. Ve son olarak g6'yı bulmak için ise 6, 4'ten büyük olduğu için sabit fonksiyonumuzu yani g6 eşittir 3'ü kullanırız. Bu durumda g1 artı g3 artı g6 eksi 1 artı 9 artı 3'ten 11'e eşit olur. Evet arkadaşlar şimdi konuyla ilgili bir soru çözelim. f2x artı 1 eşittir. x küçük eşittir eksi 4 iken 2 eksi x x büyüktür eksi 4 iken 2x artı 3 parçalı fonksiyonu veriliyor. Buna göre f1 artı f eksi 7 toplamı kaça eşittir? f1'i bulabilmek için x yerine 0 yazmamız gerekir. Çünkü x yerine 0 yazdığımızda 2 çarpı 0 artı 1'den f1 buluruz. Ve 0 eksi 4'ten büyük olduğu için birinci fonksiyonumuz yani 2 eksi x'i ele alıyoruz. Bu durumda f1 2 eksi 0'dan 2'ye eşit gelir. f eksi 7'yi bulabilmek için ise x yerine eksi 4 yazarız. Çünkü 2 çarpı eksi 4 artı 1 eksi 7 yapar. Ve eksi 4 eksi 4'e eşit olduğundan yine birinci aralığı kullanırız. Bu durumda f eksi 7 2 eksi eksi 4'ten 6'ya eşit olur. Ve f 1 ile f eksi 7'yi topladığımızda 2 artı 6'dan 8'i buluruz. Fonksiyonlarda toplama çıkarma. Fonksiyonlarda toplama ve çıkarma işlemi yapılırken benzer terimler işleme sokulur. F A'dan R'ye ve G B'den R'ye ise f artı g veya f eksi g a kesişim b'den r'ye olacaktır. Yani biz burada tanım kümesinde iki fonksiyonun kesişimlerini alırız. Ve f artı g x'i f x artı g x şeklinde ifade edebiliriz. f eksi g x'i f x eksi g x şeklinde de ifade edebiliriz. İkisi aynı anlama gelen gösterimlerdir. Örneğin Fr'den r'ye ve gr r'ye olduğunda Fx 2x-1 ve Gx x artı 7 ise Biz burada F artı Gx'i bulmak için Fx e Gx ayrı ayrı toplarız. Yani 2x-1 ile x artı 7'yi topladığımızda benzer terimleri işleme sokacağımızdan 2x'i e x'in toplamından 3x, eksi 1 ile 7'nin toplamından 6'yı buluruz. Yani 3x artı 6 cevabımız olur f eksi g x için ise 2x eksi 1'den x artı 7'yi çıkartırız. Yine benzer terimlerle işlem yapıyoruz. 2x'ten x çıkınca x kaldı. Eksi 1'den 7 çıkınca eksi 8 kaldı. Bu durumda f eksi g x x eksi 8'e eşit oldu. Farklı olarak 3f eksi 8 g de yapalım. Bu durumda f fonksiyonunu 3 ile çarpıp ve g fonksiyonu 8 ile çarpıp birbirinden çıkartmamız lazım. Yani 3 çarpı 2x eksi 1 eksi 8 çarpı x artı 7 eşittir 6x eksi 3 eksi 8x eksi 56 olacaktır. Benzer terimleri işleme soktuğumuzda 6x'ten 8x çıkınca eksi 2x ve eksi 3'ten eksi 56 çıktığında artı 59 buluruz. Bu durumda cevabımız eksi 2x artı 9 olarak gelir. Sevgili öğrenciler burada önemli bir notumuz var. Fonksiyonlarda toplama çıkarma yaparken x yerine istenilen değeri yazarız. Bu kural fonksiyonlarda çarpma ve bölme için de geçerlidir. Şimdi verdiğimiz örnekte daha iyi anlayacaksınız. Az önceki f r'den r'ye ve g r'den r'ye fonksiyonlarımız aynı fonksiyonlar fx 2x eksi 1'e ve gx x artı 7'ye eşit olsun. Bize burada f artı g 2'yi sorarsa f2 ile g 2'yi ayrı ayrı bulup toplamamız yeterlidir. f2 2 çarpı 2 eksi 1'den 3'e ve g2 2 artı 7'den 9'a eşit olacağı için 3 artı 9'dan 12 şeklinde buluruz. Aynısı çarpma ve bölme için de geçerli dedik. Yani f çarpı g2 için 3 çarpı 9'dan 27'yi sonuç olarak bulabiliriz. Şimdi bir soru çözelim. R'den R'ye tanımlı F ve G fonksiyonları veriliyor. F artı GX, X eksi 3'e eşit. F eksi 2 GX, 4X artı 6'ya eşit olduğuna göre. F çarpı G1 ifadesinin değeri kaçtır? Bu soruyu çözerken iki bilinmeyenli denklem çözümünü hatırlamamız gerekiyor. Bize soruda fx artı gx'i x eksi 3 olarak fx eksi 2 gx'i 4x artı 6 olarak vermiş. Bu durumda birinci denklemi eksi ile çarparsak eksi fx eksi eksi gx eşittir eksi x artı 3 olacaktır. Ve ikinci denklemle bunu toplarsak eksi fx artı fx birbirini götürüp eksi gx ile eksi 2 gx'in toplamı eksi 3 gx'e eşit olacaktır. Ve bu da eksi x artı 4 x'ten 3x'e 3 artı 6'dan artı 9'a yani 3x artı 9'a eşit oldu. Eksi 3 gx'i bulduğumuz için gx'i bulmak için her tarafı eksi 3'e böldüğümüzde gx'i eksi x eksi 3 olarak buluruz. G1'i ise eksi 1 eksi 3'ten eksi 4 olarak buluruz. Fx'i bulmak için ise fx artı gx toplamı x eksi 3 olarak soruda bize verilmişti. Bundan bulduğumuz gx değerini çıkartırsak yani x eksi 3 eksi eksi x eksi 3 yaptığımızda x eksi eksi 2x eksi 3 eksi eksi 3 birbirini de sıfır oldu. Yani fx'i 2x olarak bulduk. Bu durumda da f1 2'ye eşit olmuş oldu. f çarpı g1'i bulmak için f1 ile g1'i ayrı ayrı çarpabiliyorduk. Bu durumda eksi 4 ile 2'nin çarpımından cevabımızı eksi 8 olarak buluruz. Evet arkadaşlar bir de tanım aralıkları ile ilgili bir soru çözelim. S fonksiyonu 1'e 4, 2'ye 5, 3'e 0 olarak verilmiş ve g fonksiyonu 1'e eksi 2, 2'ye eksi 3, 4'e eksi 5 olarak verilmiş. Bu durumda f artı g fonksiyonunu bulunuz. Bu soruyu cevaplarken fonksiyonlarda dört işlemde tanım aralığı için f artı g a kesişim b'den reel sayıları ifadesini kullandığımızı hatırlamamız gerekiyor. Yani burada A kesişim B kümesine bakmamız gerekiyor. Burada da verilen soruda A kesişim B kümesinde 1 ve 2 elemanları var. Yani biz sadece 1 ve 2 elemanlarını işe sokacağız. F1 artı G1 ve F2 artı G2'ye bakacağız. Bu durumda F artı G 1'e 2 ve 2'ye 2 sonuçlarını verecek. Yani cevabımız da küme gösterimiyle 1'e 2 ve 2'ye 2 noktalarını gösterebiliriz. Bugün neler öğrendik? Parçalı fonksiyon nedir? Fonksiyonlarda 4 işlem. Bugün bu konuları tamamladık. İlgili soruları da çözmüş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Böylece bu videomuzda parçalı fonksiyon ve fonksiyonlarda dört işlem konularını tamamlamış bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde fonksiyonlarda başka bir konudan devam etmek üzere görüşürüz. Kendinize iyi bakın.